Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Call of Duty'nin betası başladı biliyorsunuz. O betaya biz de ufuraya katılalım dedik. Şansımızı deneyelim dedik. Yayınımızı verdik. Bakalım yayınımız da umarım kasmadan, FPS drop yemeden geçer. Sesleri birazcık fazla, yayına da fazla geliyorsa eğer kısabilirim. Play, Grand War, Invasion, istila demek. Third Person getirmişler, Moship diyerekten. Hardpoint, Search and Destroy, Prison Rescue, kurtarma getirmişler. Knockout. Knockout ne? Limit the opposing force to hold package to win. Respawnsız counter gibi. Öyle. Diğer eski hesabı bağladım ben şu an buna. Eski hesapla aktarılan herhangi bir şey yok şu an için. Arabalar bunlarmış. Gerçi multideyiz. Belki Warzone için aktarılır bilmiyorum. Warzone kısmı kilitli gözüküyor bu arada. Bak burada Warzone 2.0 kitli. Eğer indirmeyen varsa onu da söylemiş olayım. Ben sıradan gidiyorum abi. Kimse bir şey demedi. Quick Play'den artık neyi quick diyecekse. O sırada weapon'lara bakalım. Kill streak'ler konuşamadım. Kill streak'ler kitli. Halde bu versiyonunda 4 level olduğumuz için birçok şey kapalı. Silahlarda bir şey kurcalamadım. Ama bunlar da haliyle level almadı. Operatör olarak da o da bu elin sonunda olsun. O bu elin sonunda bakalım. Ne oynuyoruz şu an? Deathmatch oynuyoruz. Buradan geliyor galiba arkadaşlar. Slide cancel yok sanırım. C'ye basınca böyle uzun bir şekilde kayıyor. Eleman bizi vuracak. Ne attım bilmiyorum ama bıçakmış o. Nereden vurdu bizi? Ha, bakmadığımız yerden çıkmışız. Yemişiz. CTRL'yi değiştirmişler sanırım. Şöyle bir atlayıp yatıyor yere. Gördüğünüz gibi. Uf. Eleman sniper'ı beklemiş. Fuzun ultisine benzettim bak onu. Aklıma pekse gidip duruyor ya. Böyle karıştırmayı hiç sevmiyorum. Bu harita da önceki oyunlarda yoktu galiba. Bu arada duvarda böyle asılı kalma var. Nasıl çıkacağım bilmiyorum ben şu an. Bıraktım artık. Orada hala biri var gibi. Silahlar çok sekiyor bir level olduğu için. Barış hoş geldin. Merhabalar. Beni almadı ki özledin herhalde. Beni almadık mı? Ha, Apex'i özledin herhalde diyorsun. Beni almadık. Özlerim tabii kanki. Bu arada Warzone'dan çok da farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani evet grafiklerde bir değişimi var. Altımız mı? Altımız sanırım. Oraya puşlamış gibiler. Bu evi sevdim ben bu arada pozisyon olarak. Şu tarafa oyuncular gittiği sürece ben burada rahat gibiyim sanki. Geliyor galiba biri. Sniper'ıydı galiba o. Herkes burada doğdu.
Git oradan git git. Arkadan yedik ya. Çok kaldım orada. G'ye bastım bomba atayım gideyim diye de G değildi. E'ydi. Unuttum. Teşekkür ederim Barış. Hoş geldin demiş miydim hatırlamadım da hoş geldin tekrardan. Bir dakika VIP de koyalım yüksek puana. VIP ne oluyor kanki? Hani abone anlamında mı VIP'yi? Yine mod izni mesajımı engelliyor. Son circle'da benim gibi kaldıran manyakta. Tabii canım. İlginç bir comeback geliyor kanki senin olduktan sonra. Hani bildiğimiz, tahmin ettiğimiz bir oyun dönmüyor yani. Buradan çıkılmıyormuş. Hayır. Kumbu öldü. Kingslayer almışız ha. Elim C'ye gidip duruyor ya. Şuradan gelen var galiba. Ah, reislerin ikisi de buraya bakıyormuş. Yok, biri veya biri bakıyormuş. Bildiğimiz tek bir yer vardı orayı da kaybettik. Abone ile mod arası. Olur ama ben de sanırım hesapta VIP kısmı açılmadı. Beci açılmadı. Bu tarafta düşman var sanırım. Duvardan geçiyor mu bazı mermiler ya? Burada dururum artık bir toparlanana kadar. Adam yana yana geldi ya lan. Biraz kase gibi oldu ama. Burada UAV'imizi basalım. Nerede onlar? Şuradan gelen var galiba. Onu bir kontrol edeyim. Eğer ki varsa, yani açıldıysa olur. Çünkü bir ara baktığımız zaman o aboneyle modu diye hatırladım yani Twitch üzerine verilen bir rozetti. VIP kapalıydı. Grand War'dan devam edelim. En son operatörlerden bahsediyorduk. Könk bu şekilde. İki tane grup var yine. Ben bunları daha önceki Call of gruplarına görmedim. Birisi Spec grubu, diğeri de Fender diye geçiyor. Gasp böyle. Bildiğimiz Gasp mı bilmiyorum. Ama muhtemelen odur bu takımda çünkü Ghost da var, Price de var. Zimo, Cleo, Price. Para. Para sanki şeyde de vardı, Warzone'da da vardı. Oyun buldu. R6 gibi. Biraz andırıyor evet. Ama o yumuşaklık R6'yı andırıyor. Onun dışında herhangi bir şey R6'yı andırdığını sanmıyorum. Hani bana en azından öyle gelmedi. Bundan devam edelim ya artık hani. Zaten her şey bir level. Neyini takacağımı da bilmiyorum. Para uçan roketten kızı değil miydi? Hop B'yle yazılanı. BH ara yazarsan öyle oluyor. Kanat gelmiş oluyor. Helikopter geldi bu arada. Helikopter sürelim mi? Denelim mi? Nasıl bir şeymiş? Nereden biliyoruz? Space yükseltiyor. G ile kornası varmış. Sol click clear atıyor. Baya büyük yalnız bu arada helikopter ya. Yavaş ve büyük. Ne yapalım? Birisinin üstüne atalım mı helikopteri? Şöyle şuradaki tankın üstüne atsak ne olur? Nereye iniyorduk? Şöyle o bize sıkarken. Hızlı düşüyormuşuz bir şeyde. Helikopter kaldı abi. Ne alaka ya? Düşmesi lazım değil miydi? Havada bildiğin kaldı o şu an. Sıkmayın lan helikoptere. ne yapabilirim? Bu X deneyimiz var bizim. O neydi şimdi? Patlayacak bir şey mi? Kamera attık galiba. All clear. Aynen kamera atmışız. Adamla bir bakıştık. Yolla gitsin. Dikkatlerini dağıttı en azından. Aynen. Bir müddet baka kaldılar oraya.
Şuna gidelim. Herhangi bir yerde doğamıyor muyuz? Şurada mı doğalım? Bıraktığımız helikopter galiba diyecektim. Abi. Üçü üç kişinin arasına düşmüşüz ya. Orası çok uzak değil mi? Şurada doğalım bari. O değil, hala ele geçirmişiz ha. Ben bunu şimdi nereye atarsam atayım onun kamerası ötecek o zaman bana adam var yok diye. Şurada adam gösteriyor evi. Nasıl da yatmış bekliyor oradan. Bu ne? Ha, nokta bu. Ses kasmasını engelliyor bak. O adamın attığı şey de o buymuş. Bizim kamera gibi. A'yı almışlar. D'yi almışlar. B'ye zorluyorlar. D'ye daha yakın sanırım. Bir düşman değil mi ya? Ne ara indiler oraya? Az önce temizlemiştik halbuki. Ben çatını... Şimdi bu gördüğümüz yerler, buralar falan şeyde mi olacak hep? Warzone 2.0'da mı olacak hep? Kamera işi R6'ya birebir benzemiş bu arada. Elvan hala burada galiba. Başkası da mı var? Sanki aşağıdan geliyor. Yok, yukarıdan geliyormuş. Warning diyor. Benim kamera ötüp duruyor. Aşağı ele geçiriyorlar. Oğlum kim attı buraya şeyi ya? Sam8 geldi. Otururum ki kalkmam buradan. Ah be, arkamdan gelmiş. Yalnız kötü olmamış. Yani Warzone'da göreceğiz onu. Beni korkutan noktası şu anki oynadığım durumda. Mesela ben şu an yayındayım. Multi oynuyorum. Evet, açık bir alan. Belki Warzone'da gezeceğimiz bir alan burası. Şu gördüğünüz yerler. Ve 100-120 FPS falan alıyorum ben şu anda. Ben eski oyunda da bu FPS alıyordum ki. Yani neyin optimizasyonu oldu? Neden motor değişti? Hani ben onu anlamadım oyun. Acı. Vurdular bizi. Ben daha iyi bir sonuç bekliyordum. Şu an aynısı yani. Sadece farklı gözüküyor ama aynı FPS. Bizim puanımız falan nerede yazıyor bu arada? Counter bastılar ya lan. Hani o biraz üzdü. Bir yerden sıkıyorlar. O bizimkiler gelmiş oradan. Şuraya doğru atayım bakayım ben bir. E'yi aldık. Koşalım şimdi diğer yerlere. D mesela şeymiş. Adamlar savunuyor galiba orayı. Yo, ele geçiriyormuş. Sesler daha hoş. Daha bir tok geliyor. Ama ortam birazcık açık. Ve movement nasıl olacak şimdi? Slide cancel iptal olmuş gibi duruyor. Bu sesi geldi ama. Gir 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 gir. Götümüzden vuracak. Şuraya yere yatarım ya. Arkam sağlam gibi. Üstünde adam. Şurada. Aşağı mı indi? Nereden sıktın bana?
Arkamı sıkıyor galiba. İyi D'yi aldık. Adamlar iki kişi D'yi almış. Bir fıt yedik ya. Tam çıldırmalık. Nesi tam çıldırmalık, bu yaptıkları şey mi? Grand War Invasion mesela, bunu deneyelim. Start. İstila. En son bunlara bakıyorduk. Ghost'un falan tipine bakıyorduk. Şimdi o kadar silah, o kadar operatör diğer oyunda kalacak mı ya? Yani en azından buraya ne bileyim belli bir seviyeye gelen veya en azından oynayan insanlara, bir şeyler yapanlara versinlerdi bir şeyleri. Orangi. Oha. Portacı. Bunların hepsi açık mesela. Ne göre açılıyor acaba bunlar? 5 bölü 9 diyor. Kanka şey yap. Eğer ki işe yaramadıysa Leviathan'ın söylediği canlı desteğe yaz. Bak vereyim mi linkine? Olması lazım. Sen diye hatırlıyorum. Konuşmamızda yukarılarda var diye hatırlıyorum da. Saat olarak şu an çalışıyor olmaları lazım. 12 saat arada fark var desek. Hani Amerika'da olsa oradaki insanlar. 11-12 saat fark oluyor. Orada sabah 10-11 mi ne? Sanırım. Yani en azından düzelmesini bekleyeceğine bir müdahalede, bir hamlede yapmış bulunmuş olursun. Bu arada ben gördüğümden memnun muyum diye soracak olursanız da ben gördüğümden çok da memnun değilim. Hani aldığım FPS'ten dolayı biraz da görüntü bilmiyorum. Nedensiz bir şekilde eskisi daha güzelmiş gibi geliyor bana şu an. Etraf mesela daha dolu, daha çok etkileşime geçilecek bina var, içine falan girilecek yer var. Ama yani eskisi daha hoş gibi. Şunların sesini kapatayım ben ya. Mutal dedi şuradan. Karakterler gerçi multide çarpışıyor da Warzone'a yine çarpışır mı? Tek bir nokta var sanırım. Orayı kapışacağız ya. Orayı tutmaya çalışacağız sanki. Yoksa bayrak götürme falan mı? Şey, start cancel olmuyor abi. Bozulmuyor bu. CTRL'ye basayım deyince de böyle öne atlayıp çöküyor. A ile D ile çok ağır bir manevra yapıyor. Arkadan geldi eleman ya. İçimizden geçti yalnız. Neyle sıktıysa. DMR gibi bir şeyim şu. Bu arkadaş biliyor sanki oyunu. Bir kişi var burada. Bir kişi daha var o tarafta. Biri daha var ya. Nerede lan bu? Solumuz var. Oğlum benim gördüğüm adamlar ne vuruyorsunuz siz ya? Altımızda varmış biri var ama. Drone'u gördüm ama tepki veremedim yani. Niye bilmiyorum. Beklemiyordum sanırım öyle bir şey. Patladı ya lan drone kafamızda. Yakın var yine sol. Eleman buranın içinde. Buradakini düşürmüşler. Ah be, tekrar hemen çıkmasaydım keşke ya. Oturmuş da sıkıyormuş oraya. Bir bomba falan atsaydım keşke.
Bakalım, umarım Movement'lık bir şeyler getirirler ya. Movement olmadıkça yani çıkıp sıkıyorsun yani. Ya ölmez sandım, termite attım oraya, iyi mi? Hala grafiksel hatalar var bu arada. Bu ne iş yapıyor? Solda var adamlar. Sanki onlara çok yaklaştım. Bizim ele almış. Yakında yok mu ya? O adam yakın değil mi ya? Kare gösteriyor bir de. Burada da iki kişi var. Kayarken sıkılmıyormuş. Onu gördüm şu an. Tarafta adamları gösteriyor. Mermimiz bitecek. Önümüzde adam var. Solda. Bunlar düşenler. Bize mermi lazım. Nerede şimdi mermi? Mermi yeri nerede? Bunun mermisi olur mu acaba bize? Kolumuzda da var, arabanın orada gösteriyor. Altımız galiba bu. Hayır ya. Aşağı düştüm ya. Şaka mısın ya? Abi ben duvarın üstünde durmak istemiştim. Suda mı? Hemen sulanalım kanki. Bir anda. Oynayamazsın, sularsın tabii. Can desteği yazdın mı bari? Buldun mu linki? Buradan sniper mı kesiyor? Nasıl bir geri tepmedir bu arkadaş ya? Kör oluyorum ya sıkarken. Adam da aynı şeyleri diyor. D'ye indiriyorum bu sefer. Hadi bakalım. Umarım olur. Levin'in yöntem Metamask bile silindi. O ne, ben bilmiyorum kanki. Ama silindiğine göre üzülmüş olmalısın sanki. Peki yayına nasıl geliyor bu arada oyun? Hani birdayken kasıyordu. Şu an o kasma var mı? Üstte miymiş lan adam? Buradan çağıralım bir tane daha üyeviyi. Bu arada bundaki şey ne bilmiyorum, anlamadım ben. Kasma yok. Kart oyundaki destelerim bağlı. Aa, Metamask doğru, oydu. Özür olsun. Nasıl unuttum ben onu ya? Ben de şey yapmıştım, bağlamıştık. Multisi yine bence bildiğin multi ya. Güzel mi? Değil. Black Ops Zombie daha güzeldi yani. Bilmiyorum. İçine giremiyorum ben multide hani. Bir alım, bir tane şeye vuramadık ya lan. Bana mı sıkıyorlar lan onlar? Adamlar karşıma bana sıkıyor, ben adam arıyorum etrafımda tarak gibi. Ama 12 cümleyi kaydetmişim Allah'tan. yine ucuz yırttın o zaman kanki. O ne lan öyle? Tanker geliyor oğlum üstüne, manyak mısın? Niye ateş ediyorsun sen? Çinecekti bizi.
İçeride de adam varmış. Adam tankere kafa atarcasına taradı ya. Ne tarafta bizimkiler var anlamadım. İkincisi de varmış ya. Yayında kasma yok ama FPS'imiz düşük ama olsundu. Warzone gelirse daha çok düşer mi bilmiyorum. Bence düşer çünkü alanı daha büyük. Burada yükleyeceği kısım belli. Map belli. Ve her zaman niye bilmiyorum ama multide hep bir şey oluyor. FPS'ler yüksek oluyor. Nereye koşmuş lan bu? Burada. Biri de arkamda. Ah be. Dedim oradan bekler belki de. Hiç öyle bir şey olmamış. Düşmez, motor değeri kadar harcamıyor. Bence düşer kanki ya. Değeri kadar harcamasa da multide hep bir fazla alıyorduk FPS'i. Hatırla bak değerinden. Multiye giriyorsun 180-200 FPS alıyorsun. Normal Warzone'a geçiyorsun 120-100 alıyorsun. Ah kafayı yedik. Bunda ne olur? Tamam o aradaki fark düşer dediğin gibi. 60 FPS kayıp olmaz ama. Yani hadi olsun 20-30 FPS kayıp olur. Yani burada bak 120-110 alıyorum. Demek oluyor ki Warzone'u 90 falan alacağım. Tamam ben de ondan bahsediyorum işte. Nereye girdim ya? Şu mu sıkıyor benim? Bu sıkıyor. Bunu alınca ne gelecek ben anlamadım. Kesitlik mi alacağız bunu alınca? Juggernaut geldi. Ciddi olamazsın. İlk Juggernaut'ımızı oynayacağız bakalım. Öldürmezlerse bizi burada. Şuranın içine duralım da. Geliyor. Daha normal Warzone'da oynamadım ben Juggernaut'ı. Asiktir. Burada adam varmış. Çok zıplayamıyor. Ha shift'le koşabiliyormuş yine. Şu ileride adamlar var abi. Ben şuradan bir başlayayım. Şu bombaya falan gitmeyeyim. Adam nereye doğru koştuğunun haberi yok. Şu Yevi bozmasalar değildi. Bunun canı nerede yazıyor bu arada? Adam çete mi yazdı sağda? Müziğinden bile sesi duyamıyorum fazla. Böyle. Onların bayrağın olduğu yere doğru gidelim bakalım. Bayağı da uzakmış bu arada. 188 metre nedir ya? Şöyle içeriden başka bir çıkışı yok buranın. Boş yere girdik. Diğerin multi haritası daha küçüktü. Kanka onda da böyle Warzone'un belli kısımları geliyordu ya hatırlasana. Anvil'i Nightbot yargı dağıştı. Nerede bu adamlar ya? Bu adam... Neyse bakalım. Yani yukarıda şu an girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz kanka oyundayım işte. Ha buraya geçilmiyormuş. Ben onların base'ini almak istemiştim ya. Gelsene bir daha sıksana bana. Hemen uzamış sanki buradan. Med'den de gözükmüyor. Oğlum bok yoluna koştuk sağdan sonra ya. Aga bot sinirli çıktı. İndir indir. Oynarız hep beraber. Server'dan ötürü sanırım biraz yavaş indirdi benimki. Takıl müzik diyor.
Aa, müzik kapatabiliyormuşuz. Biri daha var burada. Vurdular onu. Önümde de var. Spitfire ne kadar zormuş be bunu. Biri daha mı var? Aa, ölmemiş o. Öldü mü bu? Pardon, ikiye bekleriz. O beleş gelecekmiş. Genel olarak deathmatch mantığı çok iyi. Ne fark var kanki? Alınmaz zaten. Doğru diyorsun. Ya böyle %50 falan veya %80 indirime girerse belkisi var. Yani belki. Ama ben Blizzard'da doğru düzgün bir şeyin indirime girdiğini görmedim. Diablo 2'yi bile 10 yıl sonra indirime soktular. Hani kafadan 10 yıl bunu bence getirmezler. Tek belki kurtarıcı nokta olan kısım Microsoft aldı ya şimdi. Bu şeyi Activision Blizzard'ı. Belki Xbox'a gelir. Belki işte farklı bir abonelik şeklinde açabilir bu ödemeyi. Hepinizler satın aldı. Belki Game Pass gelir. Aynen öyle. Umarım da ona benzer bir şeyler olur reis. Yoksa yani hani bunun önüne geçilmez. Evet. Third person galiba yapmışlar. Ben de WoW Classic'e WoW Classic'e 150 TL ama sarar. Dene bakalım. Denemeden bilemezsin ya sanırım. Arkamda mıymış lan o? Yok, bir şey bekleme. Elder ondan bir yıldır ellerinde. Niye öyle diyorsun be? Hani Microsoft oyunu çok oynamadım. Allah'ım. Baktı Google'da. Ama o kadar da kötü olamaz ya. Yani Activision kadar olamaz bence yani. Birazcık daha oyuncuya yönelik, en azından ücret konusunda öyle diye düşünüyorum. ESO zaten ölümüne gün sayan bir oyun bence. ESO'yu ben hiç oynamadım daha. Ama gördüğümü biliyorum yani. Güzel gözükmüyor. Oğlum bu adam niye sürekli çöp kutusunun dibinde pusuyor ya? Bütün oyunlar kapanır o kapanmaz. O çöp kutusu nerede abi? Bu çöp kutusunu bulun bana. Bura mıydı ora? Bu kimin mi ki? Şöyle muteleyim de kafa ötülemesin. Amazon gibi olacak. 5 milyar dolar bir uçak rakamı batırdı Amazon oyunda. Evet, Amazon batırdı. Bu oturmuş. Niye bilmiyorum ama aklıma Bullet Hunt geldi. Ah be, yapıştırdım sandım da yine de öldürmüşüm. Amazon iyi batırdı onu, evet. Ama Amazon çok şey yaptı ya. O konuda iddialı girmeye çalıştı. Microsoft yine o iddiası yok. Hani Microsoft bir tık daha temkinli ilerliyor gibi. Amazon çünkü bodoslama kendi oyunumuzu yapalım şeklinde girdi ya oraya, bu sektöre. Orada battı zaten. Elemana bak. Bir daha bakmam ki ben oraya. Oh olsun. Ne oluyor lan? O bir anda ayağa kalktı oğlum. O neydi öyle? Oraya da bak, birisi daha girdi. Aa, içerideymiş. Şöyle bir toparlanalım. Ah be, adam alana oturmuş ya. Bizimkiler ölmüş bile yani oradan. Oyunlar uzun bir zamandır sadece para kazanmak için yapılıyor. Bu da firmaları aşağı çekiyor. Öyle kanka. Ama devir onu gösteriyor yani. Önden gidenler onu gösteriyor birazcık. Ghost'a başlıyor musun? Anlattı mı kanka ona da? Biliyor mu tüm olayı? Ghost'u.
Charlie'ye gidelim o zaman. Dört bonusun garip olmuş. Bir yerden adam geliyordu bu arada. Vurdum. Her kısım hardpoint. Hadi bunu oynayalım bakalım. Hardpoint'te galiba tek yiyordun, tek atıyordun diye hatırlıyorum ben. Cuma'dan pazartesiye kadar weekend etkinliği oluyor. Ligine göre kart paket kazanıyorsun. Çıkmasını yüksek. Aynen, Hearthstone seviyordun sen zaten. Yani bir bak. Bunu da seversin. Hatta oynadığını hani para kazanırsın bir nevi. Ya hobi niyetine sonuçta. Hani vaktin boşa gitmez, şansını da kullanırsın. Jack Race zaten A'dan Z'ye her şeyini bile oyun. Bunlara girmeden mutelemiyoruz mu ya? Neye bassam? Neydi? F10 muydu o mute? Yok, F10 oyunu muteliyor. F9, F11. Söyledim mi, adam konuşmuyor şu an. Ne oluyor ya? Daha bir sonra. Ha, şey, takımları ayarlıyor. Bilgisayar oynayan çok da yok ya. Pay to win var mı? Jack Reyes tokatlıyor ya. Eternum falan demiyor. Şuradan mutu al diyelim de. Bağıra neden olmasın. A, hardpoint bölgeyle geçirmeydi. Doğru. Ah be. Asist aldık. CS'de bir ayda ilk 5'te girelim. Frides'e bu oyunların fazla ciddi oynayamıyorum ben. Oyun oyna kanka bu sefer. İşine yarar yani hani. Bu nereden sıktı lan bana öyle? Abi. Onu ben kendi adamımdır diye düşünmüşüm. Bu kapı açılmıyor. Adam oturmuş, köşeye oturmuş. Keşke bir anda çıkmasaydım ya. Bir duvar oyunu yapsaydım böyle bir. O neden orada? Trophy mi atmış oraya? Böyle ciddi bayağı kazanç sağlarsın. Defli link fısıltıdan yolda bayarım bakayım. Haydi bakalım Çakiriz. Sen sanki doğru insanı buldun. Adam ölmedi ya lan, vuramadık lan. Arkamız geliyor galiba. M10 bitiyor benim. Buradan al şunu al. Rastgele sıktım, görmedim, yalan yok. Köşeye döndürtmedi ya. 6. lige çıktığın gibi hem sana hem bana 10 dolarlık gas token geliyor. 10 dolar yani neredeyse 200 lira. Temiz. Şu elim G'ye gidip duruyor ya, bombayı atmak için. Olmadı, değiştireyim ben bunun tuşunu. Ha, o bizdenmiş. Mantlarsam görmem ya.
İzleyeyim de iyi kazanıyorsa içinden geçerim. Ek meslek arıyordun kanki. Yapıştır gelsin bence. Yani ek değil pardon. İşi değiştirmek istiyordun. Yapıştır gelsin bence. Hala bitmedi mi ya buranın süresi? Lan o bu bana da mı vuruyormuş? Adama bak sen. O da bekliyormuş. Nereden yedim lan ben onu? Tamam, orada şeyin arkasındadır diye düşündüm. Karşıdan sıkmış. Şu DMR gibi silah şey yapmak lazım, bulmak lazım. Elimdeki çok sekiyor abi. Ah be, diğer tarafı göstermeseydim miydi? Evet, çözüp geliştiriyoruz kafayı, işe yarasın. Yarasın reis. Sudokular boşa gitmesin aman diyeyim. Ben de buraya çökerim abi. Biraz daha çantanın dibine doğru. Ama ölürsen burayı kim tutacak? Adam zıplaya zıplaya vurdu ya lan. Oradan görmez zannettim. Şu an için tek mumu zıplamak zaten galiba. Yeni topla anlaşmaya bayağı oyuncu gelecek. Bakalım. Ramazan Reis'in hoşuna gidecek mi? Ha bu bizdenmiş. Ne oldu lan? Bende bir garip simge çıktı. Hep çürüdü. Harita ilk defa bu kadar uzun süre gezdik galiba. Yine bizi vuracaklar. Geleceğim de. Oğlum gelmeyin lan aynı yerden artık. Bir geçemedik şu kapıdan ya. Ben yaşıyor sanmıyorum. Bu kumuldadı ya, sürünüyor zannettim. Ne yapıyorsun oğlum? Sıkmana ya. Adam karşıdan bekliyormuş. O kadar çıldırtmaz ya bence. Elvan C4 atıyor. Nereden yediniz oğlum? Nereden vuruyordu? Ben anlamadım bok. Oyuncular iyiyse mutlu olurum. İddialı ya. Reis. Asist aldık ama olsun. Kabak gibi durduk karşısında. Ama kartlar da şansa göre şimdi. Ah be. Arkamdaymış.
Ben de fırlatacağım bir şeyler. Geldiğimiz yerden geldi. %20 şans gibi kanka. E 80 ne oluyor kanki? Kart çıkmazsa çünkü hiç oyun olmayacak ama dediğine göre. Öldü mü lan hepsi? Oturum ben buraya. Kalkmam kardeşim. Etrafım dolu. Sen nereden bildin lan benim orada olduğumu? Ayak izimi mi görüyordu acaba? Oradaki fight'te vardı. Demek ki baksana bile bile gelmiş. Map'i bilmiyoruz ya. Bok gibi oluyor o yüzden. Nereden kim gelecek, ne tarafı rotate edeceğiz. Allah. Aynı manada çok kartla, aynı manada az kart denk gelmesi. Şansı olmuyor. Hadi ya. Hani o desteği sen ayarlıyorsun evet ama oyun içerisinde rastgele karmıyor mu o desteği? Rastgele diye biliyordum ben. Mesela desteği ayarladın. Oyun içinde rastgele denk gelir. Yani ilk round'a atıyorum sana full 2'lik, 3'lük kart da gelebilir. 7-8'lik de gelebilir. Sesini ilk başındakileri değiştirince gelme algoritması değiştiriyorsun. Tamam. Aa, algoritmayı hesaplıyor musun ki kanki? Bu şans oluyor işte be. Adam bir tane vuramadık. Kafamıza stun geldi ha. 7-8 gelmiyor nadire. Geçen bende denk geldi hatırlıyorsun değil mi? Cesetlerin arasından mı vuruyor? Nereden vuruyor ya? Ha tam o arada. Oranın başka girişi yok mu ya? Ah be. Orada da bekleyen varmış. Mesela 3 mana 3 kartım var. Onun denk gelmesi daha yüksek. Anladım. O zaman dediğin gibi şans olmuyormuş biraz. Deste dizmeye bakıyormuş olay. Bu yerdeki şey ne? Deneye deneye gidiyorum bu arada. Hem haritaları görüyorum. Search and Destroy'a bir bakalım bakalım şimdi. Yani diğerleri de 1, 2, 3. Anladım. Yani rastgele serpiştiriyorsun yani onlardan da. Ama kazı kazan çıkarsa o zengin çocukları yaptı bir buçuk ete deste yaparım. Kazı kazan. Hadi bakalım. Umarım çıkar kanka diyeceğim de. Sen şimdi gerçekten kazı kazandan bir şey çıkartırsan gidip desteği mi yatıracaksın yani? Emin misin bunu yapmak istediğine? Şöyle start basalım şimdi. 3 getirelim 37k. Harbi mi ya? Öyleyse tamam. Ben bir bilmiyorum yani bir Bitcoin daha doğrusu kripto piyasasını Bitcoin'le falan aynıdır diye düşünmüştüm ben. Ethereum, Bitcoin onlar yakın tarihlerde çıktı ya bu. Hani birlikte bir nevi türediler. En azından bahsi geçtiği zaman ikisinin adı genelde söyleniyordu. Bir tane daha vardı sanki ya.
Bakalım bakalım. Search and Destroy'a girdik. Bu niye böyle izletiyor bizi? Garibime gitti şu an. İzlediğimiz kişi kim? Adı yazıyor mu? İlginç izletiyormuş. CS mantığı. Aa, öyle miydi? O zaman izleme mantığı şey sanki böyle hani bu operasyonlara giden FBI'lar bilmem neler olur ya böyle basanlar. Onların kamerasından baktırıyormuş gibi böyle. Sanki. Bence bu, bak bu güzel bir yenilik olmuş. Nasıl silah lan? Bombayı çözdü adam. Adam etrafında gezdi ya. Bunları susturayım ben de bağıracak gibiler sanki. Baksana. Aa orada atlayıcı sıkışmış mı? Yo. Anlamadım ben kimi izlediğimizi. Ben birilerinin peşinden gideyim. Oraya 3 gitti, buraya da 3 gidelim. Bomba geldi, bomba geldi. Gördü mü lan bizi acaba? Bildirim gelmedi ama. Abi adamın ölüsüne mayın düşmüş ya. Sonra 2 GB ha Kutay. Hadi heo. Ben de %75'ten sonraya başlamıştı. Umarım sende olmaz o. Biz bu arada çözen tarafta mıyız? Adam yaşıyor şu an. Dur bakayım diğeri kapışıyor gibi. Belki ses mi atıyordu? Noskop mu deniyordu acaba bu? Adam hemen orada. Dönüp vurabilirdi bence. Görmedin mi bu? Görmedi sanki. O zaman ben yanlış gördüm baksana. Adam oradan çıktı. Eleman sniper'la kafayı bozmuş ya. Sniper'lı eleman değil mi ya? Ha bu son kill alan eleman. İki bir. Hadi bakalım. Umarım vasfımızı yerine getirebiliriz. O ne lan? Bomb. Ha bombayı biz kuracağız şimdi. Nereye kuracağım ben bombayı? Oraya bir kişi gitti. Sola 2 kişi gitti. Çok olan yere gideyim ben. Abi ama öyle gelme ya. Bunun ölüsüne mayın var mıdır lan acaba? Böyle uzağından falan geçsem. Altımda biri var gösteriyor. Altımda biri var çünkü. O ölen adamın kafasıymış ya. Abi arkamdan gel. O kadar da baktım ya. Kendim böyle küçük bir taktik yapayım dedim. Uzaktan gelen adam vurmuş bile beni. Bittik mi var? Öldük. Bir kişi kalmış. Map çok sık denk geldi bu arada. Deathmatch'te denk geldi burada. Denk geldi.
Bu sanki böyle hani sevilen ana maplerden birisi veya olacak. Anlamadım. Ama bu oyuna bu mod yakışmıyor bu arada ya. Bilmiyorum hani bunu turnuvalar falan buradan dönüyor sanırım bu counter mantığından ama ben bir türlü şey yapamadım ya. Isınamadım yani. Hadi bakalım. O ne lan? Orada yuvarlanan bir şey var. Oradaki öldü. 5v1 mi kaldım ben şimdi cidden? Ses kasayım dedim de. Yapmam gereken şey ne diyecektim tam? Buradan duvarın arkasından geliyor ses. Yetişebilir miyim ki? Abi adam bir iş attı ya. Çok sessiz geldi ya. Üfüs sunucular bayağı stabil. Destin, ha Destin'den bahsetmişsiniz. Ne yap be Enti. Ama adam bayağı sessiz geldi. Anlamadım nasıl sessiz geldi. Var bir şey. Evet, Trials'ın tüm zırh setini almadan olmaz. Trials ne oluyor bu arada? Oo, adam çok ufak bakıyormuş oradan ya. Şuna baksana sadece o iki pencereye bakıyormuş sanki. PvP modları, o modları özel zırh setleri geliyor. Ha. Peki oradan kazandığın zırh setini sadece o modlarda mı kullanabiliyorsun? Böyle bahsediyorsan sanırım öyle değildir diye düşünüyorum. Bu düşman değil mi lan? Kendi yani dostumuzun şeyini görmüyoruz tamam. Ezotik olarak geliyor. Ezotik. Ha, hep kullanabiliyorsun. Anladım. Zombi kışı kaldı galiba. O da orada. Oğlum düşmedi o. Sürünüyor lan sürünüyor. Onun taktik o. Adam affetmemiş ya. Baksana şuna. Ha, yer değiştiriyoruz. Buraya girmiş bizimkiler. Oradaki bizden miydi lan? Değil sanki.
Adam kalktı, kaldırmaya gelmiştim ben tam. Ha, sonuncu mu şu? Planet Terrace oynamamız yok kanka. Biraz hard kompetitif lazım sana. Yok yok kanka, öyle bir şey yok. Biz hardlığımızı kendimiz belirleyelim. O zaman nasıl keyif alacağız kanka? Hem Triasted'in Destiny 2'de bir mod değil mi? Ah be! Üstüme bomba atmışlar ya. İkisi de bakıyorum. Biri baksaydı birini alırım sanırım. Vurdum mu adamın bombasına gitmişiz. Arada bir defa yenilme hakkın olup. Evet. Hani bir win bir lose şeklinde olabilir en fazla yani. Anladım. Seri de kısa bir seri değildir diye düşünüyorum. Böyle bir olay varsa. Vurdum lan onu. Vurdu vallahi vurdu. Bir lose sadece. Ha, arda arda bir defa yenilme deyince yani lose sınırı değil de yani lose streak'i sınırı mı diyeyim artık, o olay engelliyor diye düşündüm. Bu arada bu ışıkların yanıp sönmesi neydi, bu anksiyete bozukluğu mu? Yok, anksiyeteydi. Şimdi bir tetikleme olayı var ya, ona çok şey olabilir ya, sebep olabilir. Bunu söyledim. Tamam. Ne oldu lan? Bunlar çatıştırdı, ölüyorlar yine. Adam geçti oraya. Ah be, ikisi de geçmiş oraya. Ben birini gördüm ya. Attı mı, yakalanan oldu mu acaba? O yakalanmış. Ay, çekmiş, vurmuş. Valla Destiny 2 yıllar önce denedim kanki. Pek hoşlanmamıştım. Yani şu an tekrar dönsem hoşlanır mıyım? Çok da bir şey değişmedi diye biliyorum. Nereye çıkıyormuş lan o? Lan bir el alsak kazanacağız. Salmıyorlar bir. Buraya yatsam. Buradan yer olur mu? Şurada adam. Çık oğlum oradan. Çık oradan. Yedi sanki onu. Ölmedim lan o. Bana ne sıkıyorsun lan? Arkam var. Ölmüş. O kadar taradım, ben niye alamadım o kili acaba? Ah, binadan onlar sıkıyor. Bunlar bizimkilermiş. Bak. Ben onları böyle kırmızı görünce bir adam düşman sandım ya. İyi bari bir taşıdı bizi. Var mı gerçi ondan başka? Yok, burası son sayfa. Hadi bak, modları bitirip bugün yayının sonuna gelelim öyleyse. Store'unda ne var? 1500 lira ne ya? Abi şaka mısın ya? Bir de Allah'ım ya. Bu, gerçi bunda bir farkı yok. Bunda 1100 lira. Başka bir şey koymamışlar. Yenge nereye gitti? O muhtemelen uyumaya gitti kanki. Yok buralarda. Bugün o da yoruldu haliyle. Koşturmadan. Erkenden böyle yılanlamıştır kanki. Sessizce uzaklaşmıştır o. Kahveyle patlatmaman için. Gerçi patlatamaman lazım. 3 gün süre sorun. O bir bank gene bir konuştu.
Kastım olsun, bu olsun. Bunları susturayım ben yine. Bildiğin CS'deki şey değil mi ya? Reyni kurtarma. Adam geldi lan. Bomba atmadılar. Ne kadar çok ekran sallanıyor. Şeymiş beni. Evet. İki tane rehine var. Bir tanesini kurtarmamız yetiyor mu acaba? Oo. Bunu... Abi bunlar dotlar montlar böyle yeni mi almışlar diyeceğim. Ama iki mermi öldük ya lan. Azıcık silahlara bakalım ya. Kullandığımız silah pek şey değil sanki. Meta silah değil galiba. Şimdiden başlayalım. Güzel yakaladı bu arada. Kaç? Şey ki lan bir... Bizden bir ben düşmüşüm ya. Bir kişi kaldı. Bu yerde yatan ben miyim lan yoksa burada vuruldu mu ben? Oğlum. Yerde yatan benim galiba. Kaldırabiliyorlar burada. Rastgele bir gezdirmiş orada. Bizi savunacağız şimdi. Sağdakini savunacağım ben. Bu taraf bir avantajı geliyor bana ya. Hem yakın hem de arada bir duvar var ya. Şuraya yatarım abi. Buradan gelen var. Nasıl yedim lan ben flash oradan? Anam beklemiyorlar yani orada yerde yat bana. Yani ben olsam ben beklemezdim çünkü. Bunlar ne yaptılar? Bir kişi kalmış. 3v1 kaybetmeyelim. Arkadaşlar. Ben kaybedeceğiz diye korktum. Beni gösteriyorlar. Kameralara çıktık. Bak. Adam ölmüş de atarmışız. Adam oynuyor ya. Gidelim şimdi nereye yatalım kanki? Biz yatarak oynuyoruz. Şuraya yatalım şimdi. Vuramasaydık ağlardım. Avantajlı abi burası. Gidim ben bir kere. Bu nerede bekliyor lan? Ah be kenara kaymış. Aynı yerde de diye düşündüm. Koşarak çıkmam lazım. Ben onu unutuyorum sürekli. Baksana adam bırakmamış ya şeyi. Keşke bekleseydim biraz. Kaybetmezler galiba 4v1. 4v2'de oradakileri kaldırıyor. Heh, bu arkalarından dolanıyor şu an. Belki vurur.
Fantezi arama ya. Ha, aradı. Ne buldu? Bir evi kullansaydın. Valla görmedim ki. Var mıydı kanki? Gitmediyse basalım şimdi. Bak. Karnından vurmuş bir de. Abi çok gidip geliyor ya. Gitmiş be evimiz. Şimdi biz avantaj dediğimiz yere doğru gidelim bakalım. Dayanamayıp gelen olur mu lan oradan buraya? Beklesek biraz. Geliyor. İki kişi geliyor. Umarım vururum ikisini. Arka arkaya denk geldi. Asiktir biri daha var. Abi bırak bırak duvara zıplamak istemedim ya. Bak. Duvarda asılı kaldık ya. Adamlar kaldırıyorlar. Bizim elemanlar da kaldırmalarını bekliyor bak. Apex fazla oynayınca ben. İki tarafta kaldırabiliyor sanki ya. Aynen. Arkan geliyor ama reis sen hala ileri bakıyorsun. Aynen orası geliyor. Önü de var. Hadi be. İyi aldı. Solundan alıyor ben sesi ama. Ah be. İyi, nice try ama. Geldi. Tekmeleyecektin kanka. Valla yakın dövüş daha denemedim kanka. Yakın dövüş var mı bilmiyorum. Ah be. Ucundan tutturmuş. Bir sonraki deneyim bakayım yakın dövüş tuşunu. Şu an basılmıyor. E'ye bomba koymuşlar. Q'ya bomba koymuşlar. Aynen. Mouse 4 mü 3 mü ne yakın dövüş. Sakin sakin. Kaldırın bakayım. Git oğlum git uzaklaş buradan. Gölge görünce. Adam silahını aldık yanlışlıkla ya. Eyvallah reis. Geliyor. Ah be, köşeye dönemedik. Ay kaldırırlar be, o kadar adam kaldırdık. Çok uzakmış ha, orada. Aa, vurmuşlar bir de onu. Güzelmiş. Şu kaldırma olayı biraz ilginç olmuş ama bence güzel olmuş ya. Bir süresi olsa mı sanki daha bir şey katarmış. Gerilim mi diyeyim abi, taktik mi diyeyim artık? Adam ölüyor, orada sonsuza kadar orada kaldırılmayı bekleyecekmiş gibi duruyor. Defend'deyiz. Böyle tam bu merdivenin orada beklesem. Öldüm lan ha.
Diğer tarafı içinden geçiyorlar gibi. Buraya doğru gidelim bakalım bir. Resmi çekildi, ben bir çıkayım. Oğlum. Silahına tüküreyim ya. Aa, yukarıdaymış. Arkamdaki düşmüş. Merdivene yatan eleman da bakıyordur zannediyordum. Merdivene yatan ne yapıyordu acaba? Bu düşmüş de yoktu orada çoktan. Altında ne, altında gidiyor. Ah be. Kötü yakaladı pompalıyla. Adamların geleceği yerde bekliyor. Ötekisi nerede? Obi-Wan Kenobi de bir ölmedi. Ha, sürekli yaşıyor herhalde. Kaldırdı. Ha, sniperli eleman bu. Bence o bezde bekleyen alır gibi ya. Nereye oturmuş? Ha, beni kaldırıyor. Vermem. Bir K verdim mi oyuna? Yok kanka. Abi ben 1K verecek param var bende ya. Kaan Reis, yapma gözünü seveyim. Bir daha duymamış olayım. Open Beta'da. Blizzard üzerinden indirdik biz. Battle.net üzerinden. İstiyorsan sen dene. Aman diyeyim. O günlerde gelir umarım ama hani 1K vereceğimiz günler. Zaten kendime 1K veriyorsam sizler için de 1K atarım yani kanki. O ne lan, yüreğimindi. Bir topluca böyle bir vakti gelir belki. İşte MV2 olmaz, MV3 olur, 1000 liraya 1500 liraya çekilişini yaparız ya, 3-4 tane. Search and Destroy ile buraya hile modu çok sıkıcıymış ama. Ya ben zaten Counter, Valorant sıkıyor beni. Hani onların Call of modu mu diyeyim, Call of skinli halde farklı değilmiş yani, sıkarmış. Sıkıyormuş. Buradan geliyorlar mıydı? Arkasında değil miydi bunun? Şu tırmanma olayı da çok ilgincime gitti ya. Böyle bir tutuyor, bir kalıyor orada. Aman diyeyim kanki. Ultisini bir sevmedim ben. Valla ben de sevmedim. Ha, bazı modları güzel, yalan yok ama hani böyle 1000 lira vereyim de veya 1500 lira vereyim de ne bileyim sabah akşam oynayayım veya işte işten gelince veya yayında oynayayım diyecek şekilde değil ya. Kutay geçmiş olsun. Yüzde kaç veya kaç gigabayt kaldı? Sıraya alıyorlar sanki ya. İstemciyi kapatıp açınca bir anlık bir hızlanıyor ama bilmiyorum işe yarar mı sende. Bir iki defa yapınca işe yaramıştı ama daha sonra o da işe yaramamaya başladı. Öldü mü lan o? Ah, bir tane daha varmış be. Adam nereden bakıyor? Niye bekliyordu orada acaba? Kaldırıyor. Benim başımda kaldırıyor böyle tipleri. Ah, beni kaldırıyor. Ben alacağım. Bak gel. İyiydi o. Bakmam arkama, bakmam. İmkanı yok bakmam. Hadi. Ah,
Soktum. Knockout oynayalım bakalım bu sefer de. Son oyun modumuz bu arada. Omen oyna kanka. PUBG çok iyi de kanka. PUBG'yi hiç oynamadım kanki, bilmiyorum ama normaldir. En son bir ara bot muhabbetini duydum. O yani hile muhabbetini bilmiyordum. Onu da şimdi senden duymuş oldum. Omen'da ne değişiyor kanka? Bu ışınlanma muhabbetine ötürü mü Omen oyna diyorsun? Her el ışınlanmıyor galiba o. Ultisi de ışınlanıyor. Yani adam ya adam vuracaksın ya da işte kulelerden alacaksın, öyle gideceksin önce. Yani bir şu an benim elimde yani Call of'un şurada bir bugün yarın şey bitsin betası, Apex kalıyor geriye. Uçmalı kaçmalı hızlı oyunlarını seviyorum ben de. Ha, sevmiyorum diyorsun. Carfuriz korkuttu. Gel bakalım buraya. Seni nereden alalım? Buradan alalım. Hoppa. Niye sevmiyorsun kanki? BF multisine alışığım. BF serisini ben birden itibaren oynadım neredeyse ya. Lan nerede ölüyor ya? Olayımız ne burada bu arada, ben anlamadım. 3v1 kaldık da. Ha, bu yüzdenmiş. Orada mı lan adam? Ah, alt katta. Molotof attı adam ya. Adam bana molotof attı ya. Benim mikrofonum açık kalmış. Pardon arkadaşlar. Muteledim hemen. Ben şimdi muteleyince acaba benim mikrofon da mutelenmiş oluyor mu? Öbürü çok abartı geliyor. BF'yi hiç denemedim ya o yüzden. Ben biraz simülasyon kültürüne geldiğimde sanırım öyle. Simülasyon kültüründen kastın ne kanki? Bombalar geliyor oraya. Yeter. Orada çok durduk sanki. Vuracaklar bizi orada. Ah, adam bizim oraya kadar gelmiş ya. Şu ayarlara bir bakalım bakalım şeyi. Ses olayına. Adamların başını şişirmeyelim. Kaç aydır öyle oynuyoruz çünkü. Audio mix değil. Voice chat device. Voice chat on diyor. Off mu diyelim? Mutlayalım kendimizi. Daha iyi olur sanki. Ama push to talk diyor ama. Bizim az önce niye sesimiz gitti acaba? Aynen. Elemanlar boş olta mı attı acaba? Ellemiyorum ben o zaman. Kaldırıyorlar beni. Dur hemen bakacağım kanki chat'e. Adamın kötü başı da almış diyecektim tam. Yaşıyor mu lan bu? Aa, bak bak da kalmış bu. El bitti diye konuşuyorlar sanırım. Yani oyun açtı galiba. Veya açmadı mı? Hala konuşuyorlar. Şu an sus. Olabilir. Realistik savaş dediğin kanka R6 gibi mi? Veya hani bir oyundan örneklendirsene bana kanka. Onu hiç şey yapmadım ya. Fark edemedim. Ha, arkada kalanı kurtlar yermiş. Squat gibi.
Adını duydum. Yani biraz izledim de ama bilmiyorum. Oynamadım yani hani. Tecrübe etmedim. Ready or Not diye bir şey, bir oyun çıkmış sanırım. O da öyleymiş galiba. Adam ne güzel yere attı. İyi oynadı. O da çok güzel. Vallahi kanki Ready or Not'ı ben daha çok Rainbow'a benzettim. Bilmiyorum oynamadım ama görüntü olarak en azından. Rainbow'un detaylı hali diye anlattılar bir de bana arkadaşlar. Rainbow'u sevmedim o yüzden Ready or Not'a da soğuğum yani biraz. Biraz ama. Denemeden bilemem ama ön yargım var yani. Yani onu da yalan söylemeyeyim şimdi. Nereden sıkıyor bu? Buradan sıkıyor değil mi? Oo. Abi adam kafayı göstermiş oradan sıkıyor ya. Ne bak. Keklik gibi çıkmışız üstüne. Önüne. İnsan o masa savaş oyunlarına alışkın olduğu için her şeyi patakütle halletmek istiyor. Yani evet ama hani onların da onlar biraz daha realistik olduğu için yaptığın her hareketi düşünerek yapman gerekiyor. Ama bunu o oyunun sevdirmesi lazım değil mi kanka? Bak, Bataküte yapma olayını sevdirdiyse o oyunlar, bunun da kendini sevdirmesi lazım. Hani bir altındaki adamı görmedin mi? Hani bilmiyorum. Bence o oyunlar kendini sevdirmeyerek bir hata yapıyor yani. Herkese hitap etmiyor. İşte bu hitap olayı o oyuna kalmış. Oyunu yapımcısına veya şeyine kalmış, tarzına kalmış bu durum. O ciddiyeti koruyarak insanlara kendini sevdirebilir bence. Bilmiyorum. Hani dediğine kısmen katılıyorum ama dediğim gibi bence o eksiklik oyuncuların farklı tercihleri değil. O eksiklik o oyun yapımcısının farklı bir yol izlemesi. Adamlar sahada şu an. Ona kaldım. Hala burada oturan var bence. Neyse gideyim. Oyun bitti. Ben burada oturan var derken. Vallahi oyun bitti.